Hocam yayından attı beni ya. İlginç bir şekilde. Ekran bir anda dondu ve beni yayından attı. Hayırsın, hayırdır inşallah hocam. Yani gerçekten ilginç bir gün. Şimdi vahdeti vücudu konuşuyoruz ya. Hazreti Allah naz yapıyor. Evet, belki onlar nasıl isterlerse. Ağır konu Gerçekten çok tabii. enteresan. Instagram çöktü. O ilk yani son 3-4 dakika siz konuştuysanız onu bilmiyorum. Fakat konuştuğunuz Doğru. yere kadar kayıt altında. Ya hiç Onu problem değil. Instagram En duvarıma düştü. hiç Onu problem değil. kaydettim. Hiç problem değil. En baştan da anlatırsın. Hiç cilve bile Yani çekmedim. yayından attı fakat onu şöyle yaptı hocam. Çizgi haline getirip indirdi. O da ilginç. Anlayamadım ki. Neyse gene en azından onu kurtardık. Eyvallah. Yok hiç problem değil. En baştan da anlatırım. Her işte bir hayır vardır. Ağır konular konuşuyoruz. Tabii sonuç olarak muhakkak hazretler nasıl isterlerse. Bir kardeşimiz de bu işleri failler karıştı yazmış. Evet. Değerli hocam bekliyoruz değil mi? Bir bekleyelim 1-2 dakika eğer gelmezse biz Tabii. devam ederiz. Belki Tabii. hocam bir telefon açabilsek aslında hocama iyi olur ama ah geldi evet, hocam. sağ olun hocam tekrardan geldi. Evet, ağır konular Hocam ister konuşuyoruz. baştan buyurun, ister kaldığınız yerden buyurun. Yayından Yok, attı çok güzel, Instagram. çok güzel bir yerde kaldık. Estağfurullah. Hocam, kadiri mutlak bilinmek istedi. Bunun için bir idraka gerek vardı ve zıtlığa ihtiyaç vardı. Eyvallah, eyvallah. Orada kaldık hocam. Efendim, Evet. tasavvufta çok önemli bir hadis olarak kabul ediliyor malum. Kenzi mahfuz yani gizli hazine hadisi Efendimizin çok önemli hadislerinden biri. Ve deniliyor ki Allah kendi güzelliğini görmek istedi. Bunun için bir çokluk alemini yaratması gerekiyordu. Çünkü teklik alemi, ahadiyet dediğimiz alemin içerisinde idrak yoktu. Yani her şey tek bir sistemden oluşuyordu. Dolayısıyla İdrakin olabilmesi için önce bir celal ve arkasından bir cemalin gelmesi ve böylece sanki birbirine zıt iki kutupmuş gibi yeni bir sistemin oluşması gerekiyordu. Şimdi bu sistemi oluşması için de öncelikle bir mimarinin nasıl bir mimari başlamadan evvel onun bir blueprinti, böyle bir planı çizilirse onu çizmek için önce bir kaleme ihtiyaç duyuldu. Tabii ihtiyaç duyuldu derken biz kendi açımızdan bakıyoruz. Allah için malum Tabii. hiçbir ihtiyaç yok ama ben bazen kelimeleri kullanırken bizler açısından söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kalem ilk olarak yaratıldı denir. Kalemle kastimiz daha sonra kendisinden daha evvel Tüsteri Hazretleri tarafından ortaya atılmış bir kavram. Kalem kavramı. Heyula olarak da söyleniyor. Bizde de Hakikati Muhammedi olarak söyleniyor. Yani Hakikati Muhammedi ilk madde, evreni ilk yaratması için gereken maddeydi. Çünkü bir şeyi yazabilmek için önce bir kalem haline getirilir. Şimdi bunu Tüsteri Hazretleri şu şekilde açıklıyor. Anlatmak belki önemli olabilir çünkü katkı verecek bize. Adeta bir tohum, bir çekirdek düşünelim. Bu çekirdeğin içerisinde bütün bilgiler, bütün hikmet saklı. Ve bu evrene doğru saçılmak suretiyle evrende bir ağaç ortaya çıkıyor. Daha doğrusu evren kendisi bir ağaç haline geliyor. Ve o ağacın dallarında çeşitli yemişler tekrardan ortaya çıkıyor. O yemişler kendi çekirdeklerini yere döktükleri zaman yeni ağaçlar oluşuyor. Ve bunların sonunda
En son ağaca geldiğiniz zaman, en son oluşan ağaca geldiğiniz zaman onun meyvesinden çıkan çekirdek de ilk çekirdekle aynı şeylere sahip, aynı özelliklere sahip. Tabii ki arketipimiz, yani hakikati Muhammedi dediğimiz ana kaynak bozulmamış halde. Daha sonra biz onların, yani beşer olarak onun bozulmuş halleri olarak ama gene aynı potansiyele sahip olarak bu evreni oluşturuyoruz. Buna kalem. Bu bölgeye de biz ahadiyetten sonraki ikinci birlik, vahdaniyet. Ahadiyetle vahdaniyet arasındaki farkı şu şekilde açıklamakta fayda görüyorum. Vahdaniyet sanki bir nar gibi. Artık narın içerisine dışarı baktığınızda narın dış yüzeyini görüyorsunuz. İçini açtığınız zaman içinde küçük küçük meyvecikler oluşuyor. Yani birliğin içerisinde çokluk yavaş yavaş başlamış oluyor. Ama henüz daha o çokluk alemi, yani soyuttan somuta henüz ulaşılmamış oluyor. Burada vahdaniyet bölgesinin birinci şeyi hakikati Muhammedi. İkinci bölgede kalem hazır. Şimdi bunu yazacak bir levha gerekiyor. Bu Lazım. değil mi? Kalem hazır ama Evet. bir şey de ya, o planın artık oluşturulması lazım. Ona da Levh-i Mahfuz Mahfuz. ismini veriyoruz. Levh-i Mahfuz'un içerisinde artık kader dediğimiz bütün insanların iz düşümü, yani iz düşümü bu hayata geldiği zaman gerçekleşecek yazılmış oluyor. Aslında bizimkiler, büyükler hep söylerler. Her şey zaten yazıldı, bitti, kalem de kırıldı. Biz bu dünyada sadece onları hatırlıyoruz derler. Üçüncü alem, şimdi Hazreti Hamse dediğimiz beş alemin ilk ikisi ahadiyet ve vahdaniyet olarak birlik alemleriydi. Bunlar en soyut alemler. Şimdi soyuttan biraz daha somuta doğru geçen bir üçüncü aleme doğru iniş. Buna da melekut alemi diye bahsediliyor. Tabi isimlerde bazı farklılıklar olacak ama ben bu beşliği anlatmak açısından Sadreddin Konevi Hazretlerinin sistemi üzerinden anlatıyorum. İbnül Arabi bunlardan daha farklı kelimeler kullanıyor. Lahut, Ceberut gibi. Ama çok kafamızı karıştırmadan biz beşliden gidelim. Üçüncü alem dediğimiz ruhlar, yani melekut alemi aslında ilk defa bizim o ruhumdan ruh üfledim şeyinde olduğu gibi ruhların artık teker teker üflendiği ve bizlerin soyut olarak tam ortaya çıktığımız zaman. Buna aynı zamanda Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin Eles Bezmi, bu bölgeye Eles Bezmi diyoruz. Ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri burada bir ahitten bahsediyor. Ahde vefa artık şey de oradan geliyor. Ruhlar adeta Rablerinin çevresinde birer çember oluşturmak sureti, yani bilemiyorum tabii nasıl bir oluşturum ama Rablerini görecek şekilde çevrelerinde yer alıyorlar. Ve orada meşhur, hepimizin bildiği ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği Rabbimizin nokta ortaya çıkıyor. Ha, bu arada o ahadiyette Allah'a verilen isme hu diyoruz. Yok yani aslında bir şey. İkinci vahdaniyette biraz evvel söylediğim noktada Allah diyoruz. Bu noktada, üçüncü noktada Eles Bezmi'nde de Rab ismini veriyoruz. Çünkü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Efendim bizler nacizane ruhlar kendimizi sadece ve sadece onun vermiş olduğu isim üzerinden tanıyabiliyoruz. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman biz baktık onun bir aynasında kendimizi gördük. Kendimiz hangi isimle o zaman o isme sahipsek o isimle onu tanıdık. Çünkü yani nefsini bilen Rabbini bilir aslında oraya kadar gelecek. Bunun akabinde efendim işte bir ahit yapıldı Allah'la, Rabbimizle. Şu ahit yapıldı. Sizler beni Rabbiniz olarak kabul ettiniz. Ama ben sizi bir mülk alemi denilen bir aleme göndereceğim ve oraya da gönderdiğim zaman üzerinize perdeler örteceğim. Eğer o perdeleri teker teker açıp orada da mülk aleminde de bana evet sen bizim Rabbimizsiniz dediğiniz zaman enel hak olacaksınız. Yani hakkınızı teslim edeceksiniz. Onu yaşamaya çalışıyoruz.
Soyutta en son alem olan, yani dördüncü alem, soyutun en son alemi, rüya alemi olarak tanıtılıyor. Ruhlar aleminden mülk alemini adeta bir tampon bölge inşa ediyor Allah. Çünkü tamamen ruhtan direkt nefse inen bir sistemde bir boşluk olacağı için bir berzah denilen bir ara alem daha yaratıyor. Ruh alemi bu iki alem arasındaki kurguyu sağlıyor. Şimdi ruhlar aleminden rüya alemine iniş sağlanıyor dördüncü mertebede ve en sonunda artık bizim doğduğumuz mülk alemi, şehadet alemi dediğimiz alem böylece başlamış oluyor. Bu iniş hattına Kafsül Nuzul, yani aşağı doğru inen Kafs ismini veriyorlar. Ve bu vahdeti vücut sisteminin artık vahdetten çoğukluk alemine, yani kesret şeyine geçmemizi sağlayan bir nokta haline geliyor. Biz insan olarak buraya geliyoruz ve bu insanın macerası da şimdi Kafsül Uruç dediğimiz bu sefer yukarıya doğru dönme. Çünkü sonuç olarak bir çemberi tamamlıyoruz. Vahdeti vücut aslında bir çemberden ibaret. Çemberimizde bu sefer o yapmış olduğumuz beşli sistemin tersine bu sefer de nefsin, yani dünya dediğimiz alem zaten malum biliyorsunuz kelime manası olarak da en alt seviye demek dünya. Dünya, Arapçada aşağılıkistan, değil mi hocam? en aşağıdaki seviye, Edna da onun bayan, yani Arapçada malum bir dişil bir erkek şeyi var. Hem Edna hem dünya en alt mertebe noktasına geliyor. Buradan sonra da yedili bir sistemle yukarı çıkıyoruz. Bu sefer de nefsül emmareden, en alt seviyemizden, nefsül en yukarı malem mutmainne ve mutmainne üzerinden nefsül safiyeye yedili bir sistemle geri dönüyoruz. Bu sistem tam bir kaos çizdiği zaman biz fena makamına varmış oluyoruz. Hani bizdeki Beyazıt-ı Bestami Hazretleri gibi işte Ebu Harekani Hazretleri gibi bu kaosu tamamlamış olanlar fena makamına çıkmış oluyorlar. Bir de bir makam daha var hocam. Zatenizde malum beka billah var. O da Peygamber Efendimiz. Şimdi fena makamına gelenler İdris makamı veya bizde İsa makamı olarak bilinen, değil mi? Onlar göğe çekildiler makamı, güneş oldular. Ama bir de peygamberimiz var, Hazreti Muhammed var. O onunla kalmadı, Aleyhissalatü vesselam. geri geldi. O bir kaos daha çiziyor aşağıya. Ama bu sefer fenadaki bilgileri, yani yokluğu tatmış, tekrar kesret alemine geri dönmüş. Bu sefer o yokluğun bilincinde geri gelmiş, irşat için, artık öğretmek için geriye Evet. gelmiş oluyor. O tabii çok daha üstün bir makam. Şimdi bu Ama hocam aynı kaosun hali buyurun. tam bu noktada anlaşılması için mutasavvıflar der ki hocam malum haliniz olduğu üzere hani kardeşlerimiz bizi anlasınlar diye ve bendeniz de tabii ki anlamak için soruyorum. Estağfurullah. Şimdi mutasavvıflar kendi geldikleri en son noktada şöyle denir tasavvuf kitaplarında her veli mürşit değildir ama her mürşit evliyadır denir. Şimdi dolayısıyla her veli mürşit olmuyor ama her mürşit evliya oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Dön ve kullarımı bana çağır emrini alan evliyalar mürşidi kamil oluyor. Bu manada Çok doğru. baktığımızda Peygamber Efendimizin ayak ucuna tabii nazar ederek gelerek veliler o kavsı tekrar bir daha çizmiyorlar mı? Yani çünkü onlara da aynı emir geliyor. Dön ve kullarımı bana çağır emri. Çok doğru, çok güzel bir şey. Hazreti Musa'ya, Peygamber Efendimiz'le Hazreti Musa arasında böyle bir muhabbet geçtiği söylenir. Peygamber Efendimiz diyor ki, benim evliyalarım, benim velilerim peygamberler kadar üstündür gibi bir şey söylüyor. Ve Musa Hazretleri biraz da Celalli Sultan, o ne demek diyor, bana kanıtla diyor. İşte böyle çok güzel nazlar var aralarında. O zaman Beyazıt-ı Bestami Hazretlerini çağırıyorlar. Beyazıt-ı Bestami Hazretlerine Hazreti Musa'nın karşısına geçiyor ve diyor ki
Efendim diyor, ben Beyazıt'ım, işte annem şu, babam bu, kuzenim şu, bilmem ne. Yani uzattıkça uzatıyor. Konuyu uzattıkça uzatıyor. Hazreti Musa biraz celalli diyor ki, efendim niye bana bunları anlatıyorsun diyor. O zaman diyor ki Beyazıt-ı Beslami Hazretleri, efendim diyor, siz de Allah'ın katına çıktığınızda Allah'la uzun vakit geçirebilmek için işte şu, ben şuyum, şuyum, şuyum diye anlatmadınız mı diyor. İşte ben de Evet. sizin gibi peygamberin huzuruna geldiğim zaman tabii ki zaman geçirmek için bu kadar şey yapacağım. O zaman diyor evet diyor, senin velilerin bayağı iyiymiş diyor. Yani aşağı öyle demiyordur tabii de. Yani onları Evet. övüyor. Şimdi Aslında şu hadisi şerifte şey var değil mi hocam? Benim ümmetimin salihleri ve velileri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. aynen, Hadisi aynen şerifine o. işaret. Aynen o. Evet. Aynen de o. Aynen onu söylüyor. Şimdi bizim velilerde zaten Hatmül Evliya'da şunu anlatıyor. Tirmizi Hazretleri şunu anlatıyor. Bu çok güzel bir kitap. Ve tasavvuf klasiklerinin en önemlilerinden bir tanesi. Evliya makamı, yani velilik makamının aslında biri malum Peygamber Efendimiz'in hem Resul makamı var, hem Nebi makamı var, hem de Veli makamı var. Biraz evvel arz ettiğiniz gibi her evliya veli makamına sahiptir. Her nebi hem veli makamına sahiptir. Hem her resul de hem resul, hem veli hem de nebi makamına sahiptir. Ama Peygamber Efendimiz şunu diyor. Ben en yüksek makam sanki resullük gibi geliyor ama gene de en yüksek makam aslında veliliktir diyor. Çünkü velilik gerçek makam, resullük ve nebilik bu dünyaya ait makamlar. Ama velilik Allah'la evliyası, sevgilisi arasındaki iki şey arasındaki makam olduğu için en yüksek makam olarak tanıyor. Dolayısıyla ama biraz evvel bahsettiğiniz gibi bazı veliler irşat makamına gelmiyor. Onlar Evet. fenada kalıyorlar. Bazı veliler de arz ettiğiniz gibi tekrardan buraya irşad edebilme özelliğine sahip. Yani öğretici olarak tekrardan beka makamında geri Mesela geliyor. hocam kardeşler yine böyle hani hafızamızda net canlansın diye mesela Kenan Rıfai Efendimiz üzerinden örnek verecek olursak mesela o günkü sohbetimizde Cemal Nur annemizde Kenan Rıfai Efendimiz'in halifelerin resmi halifelerini mürşit tayin ettiği halifelerin isimlerini saymıştı, söylemişti. Bir de biz sohbetler kitabının içerisinden biliyoruz ki aslında yetiştirdiği çok önemli zat-ı muhteremler var. Hatta ben sohbetlerden çıkardığım icazet de vermiş onlara. Yani ben kendi aklımca çıkardığım. Estağfurullah. Mesela bu Keldani Patrik Vekili Monsenyör Abid Efendi. Postanede Yusuf yani öyle görünmesi icap etmiş. Aslında Aa. Patrikliği falan kalmamış da Kalmamış. Müslüman olmuş. Aynen. Hatta Çok güzel. veli olmuş. Postanede Yusuf suresini okurken bir zatın kucağında teslimi ruh eylemiş. Mesela ben Evet. Kenan Rıfai Hazretleri'nin o zat-ı muhteremin halifeleri olduğundan biri olduğunu şüpheleniyorum. Veyahut da bir başka örnek verecek olursak bir Medine'den kervana saklanıp gelen bir Ömer Efendi var. Gelme dediği halde. Ya. Mesela o da huzurda yetişenlerden. Evet. İşte veya Şeyhülislam Haydarizade Efendi var gibi huzuruna gelen birçok insan var. Çok önemli devrin hattatları, şairleri, edipleri çok uzun süre geçirmişler huzurunda ve çok yakınlıklara vasıl olmuşlar sohbetlerden anladığım. Bendeniz de demek istiyorum ki işte onların içerisinde de muhtemelen sen oldun icazeti yani sen oldun icazeti alanlar olmuştur ama git kullara Allah'a çağır icazeti alanlar işte o 5-6 kişi. O gün Çok Cemal Nur annemizin de bahsettiği. çok çok güzel. Ya, sevgili Ömer hocam, yani ben bu konuda tez yazmama rağmen şu bilgiler, sizin bu araştırmacınıza hayranım. Gerçekten çok güzel bir Estağfurullah. araştırma şey Sizlerden yapıyor. öğreniyoruz hocam. Yok, Estağfurullah. Evet. estağfurullah. Fakat çok önemli bir noktaya. Çünkü örnekleri verirken gerçekten araştırıp, çünkü bilimsel bakış budur. Ben çok hayranım bu bilimsel bakışa. Örnekleri doğru olarak vermek ve doğru kişilerle doğru zamanda doğru şeyleri söylemek şüphe götürmemek açısından çok önemli. Dolayısıyla bunu çok takdir ettiğimi söylemek isterim. Şu çok önemli. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi bazı veliler gerçek manada kendileri alıyorlar ve enel hak oluyorlar. Yani hak kendi kapları ölçüsünde. Çünkü önemli olan o kabı bitirmek. Evet. Kabı bitirdikleri zaman
Enel hak demek ne demek? Allah'ın bana vermiş olduğu bir hak vardı bu dünyada. Ben o hakkı geriye teslim ettim. Yani başka bir deyişle en baştaki o el ezmesinde bana verilmiş olan ismi ben burada şehadetle kabul ettim. Bu noktada kabım doldu ve benim işim bitti. Hatta Hazreti Mevlana ile Şems Hazretleri ilk defa karşılaştıklarında Şems Hazretleri ona bir test soruyor. Böyle biraz şaşırtmalı bir soru soruyor. Soru şu şekilde. Sen diyor, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri de bayağı bir geçti bu şeyde ama sence diyor Enel Hak demiş. Yani kabımı tamamladım ol ya Resul ya Allah dediğim Beyazıt-ı Bestami mi daha üstün bir makamdır yoksa seni yeterince hiçbir zaman yeterince tanıyamadım diyen Peygamber Efendimizin makamı mı daha üstündür diyor. Şimdi burada belli bir şey sorusu var. Hani trik Test diyoruz ya sorusu. böyle test sorusu ama hani böyle şaşırtmalı soru. Tabii ki Hazreti Mevlana, Peygamber Efendimiz daha üst bir makamdır ama neden diye sorduğunda şunu söylüyor kendisi. Yani beklenilen cevabı veriyor. Peygamber Efendimiz bütün isimlere haiz. Yani sizler şeye çok dikkat ediyorsunuz. Ben onları da çok seviyorum. Böyle biraz bu konuları bilimsel manada da anlatmak şeylerini arkasında çok güzel Elimizden götürüyorsunuz. geldiğince, evet hocam. Şu ayete gidiyor değil mi? Her an yeni bir şan ile doğarım. Evet. Yani her an yeni bir şan ile gelmek ne demek? Yeni bir isim ekleniyor. Yani Rahman o lev 29'du galiba. Evet. hiç bitmeyen sonsuz bir isim var. Çünkü Allah'ın isimleri sonsuzdur. Ama ben sanki şöyle hissediyorum. Peygamber Efendimizin şöyle dediğini diyorum. O isim levh-i mahfuzda aşağı doğru inip Peygamber Efendimizin o Hakikat-ı Muhammedi aynasında yansıyana kadar yani o isim orada oluştu, buraya yansıdı. O arada bir frekans zaman sekmesi var. Bir eksik bir zaman var. Peygamber Efendimiz diyor ki o isim bende var ama o isim bana geç geldiği için ben ondan dolayı tövbe ediyorum diyor. Bu ne demek? Ya benim şahsi naçizane anlayışıma göre her isim peygamberimizde var. O Eyvallah. doymuyor. Yeni isim geliyor, yeni isim geliyor ama diğer veliler kendi isimleri neyse o ismi ortaya çıkartıp kendi şeylerini dolduruyorlar. Ne denir? Kendi kaplarını, yani bu çok basit bir şey gibi anlatıyorum ama muhteşem bir şey tabii Çok o. Yani zor. fenaya varıyorlar, çok zor. Ama Peygamber Efendimiz ayrı bir konum. O her an yeni bir şan ile doğan Allah'ın güzelliğini her an tekrardan yansıtıyor. Dolayısıyla bütün isimler onda haiz. Dolayısıyla da tabii Mevlana orada, Hazreti Mevlana diyor ki tabii ki Peygamber Efendimizin seviyesi daha yüksek. Bir de şunu söylüyor tabii. Şems de şunu anlıyor. Diyor ki tamam diyor sen diyor kanmaya doymayacaksın. Belli ki onun için seni öğrencim olarak alıyorum diyor. Yani doymayacaksın bilgiye, isteğe doymayacaksın diyor. O da çok güzel bir naz olmuş aralarında. Evet. Devam, buyurun hocam. Devam edeyim. Estağfurullah hocam. Dolayısıyla tekrar vahdet-i vücut konusuna döndüğümüz zaman kısaca şunu söylemek yani ben ana şeyde biraz şeylerle anlattık da 5 dakikada bütün sistemi anlatmak çok zor ama arkadaşların tekrar kafasında belki şey olmasın bir gene bir pergel şeyi çizeceğim. Çünkü Konevi de bu şekilde izah ediyor. Bir mümkün dediğimiz bir de asıl, ne pardon affedersiniz, terim olarak olması gereken zorunlu, affedersiniz. Zorunlu varlık ve mümkün varlık diye iki tane varlıktan bahsediyor Konevi Hazretleri. Mümkün varlıklar biziz. Şimdi adeta bir pergeli orta noktaya koyduk ve onun çevresinde bir daire oluşturduk. Bu dairenin hepsinde, bu çizgiyi çizdiğimiz zaman dairenin her noktasındaki varlıklar mümkün varlıklardır veya bugünkü tabirle gölge varlıklardır. Ama ortadaki varlık o zorunlu olan varlıktır. İşte o Allah'ın zatıdır. Onun çevresinde çizilmiş olan bizler gölge varlıklarız. O varsa varız. O hadi onun yok olması mümkün değil ama o olduğu sürece biz olmayabiliriz. Yani o pergelin o noktası orada duracak.
İsterse çizmez. Çizdiği evet. zaman biz oluşuruz. Bir ara yoktuk zaten. Evet. Bir ara yoktuk. O ol dedi, olduk. Şimdi bence burada önemli bir konu da arkadaşların kafasını çok karıştıran bir konu. Vahdeti vücutla panteizm karşılaştırması. Evet. Bu konuya bence evet girmemiz gereken tabii, bir tabii. nokta. Ben yani genel şey parça parça girerken o noktaya girmek istiyorum. Çünkü felsefecilerin de bir südur teorisi var. Biraz evvel anlattığım olay aşağı doğru inen o kavsin içerisinde işte Mevlana Hazretleri de 18 tane o sistemi, beşli sistemi 18 olarak anlatıyor. İlk Allah'ın aklı, yani külli akıl, sonra külli nefs, sonra 7 tane felek, 9 tane felek arzla beraber. O 9 tane felekten sonra 4 tane unsur, yani ateş, hava, toprak ve su. Ondan sonra metal veya mineral dediğimiz sistem, arkasından bitki, arkasından hayvan ve en sonunda 19 makamı olan insandan bahsediyor. Yine aynı mantık. Hemen hemen İbn-i Arabi Hazretleri'nin söylemiş olduğu vahdeti vücuttaki sistemi 18'li olarak anlatıyor. Çok evet. benzer sistem de südur teorisi dediklerimiz. Bu sefer Aristo'dan gelip bizim daha çok Farabi gibi, İbn-i Sina gibi kabul edilen bir şey sistemi, felsefecilerin bakış sistemi. O da diyor ki ilk bir akıl vardı. İlk akıl kendisini fark ettiği zaman ikinci akıl oluştu. İkinci akıl kendisini ve birinci aklı fark ettiği zaman üçüncü akıl oluştu. Bu ay aklına kadar. Onlar da gezegen olarak onları söylüyorlar. Hocam arada Satürn. Bir soru sorayım. Tabii tabii. Arada lütfen, bir soru sorayım. Siz lütfen. Ama lafınızı unutmayın. O gezegenler lütfen. Kısmından devam buyurun ama. Şurası tabii. önemli ben anlamak için soruyorum. İsimlerini saydığınız zat-ı muhteremlerin içerisinde İbn-i Sina dediniz ya hocam. İbn-i Sina'nın Cenab-ı Vacibül Vücut kavramı var malum haliniz. Zorunlu varlık yani Cenab-ı Vacibül Vücut olmaz ise insanlar, alem, işte mahluklar hiçbir şey olmaz. O zorunlu varlıktır. Şimdi İbn-i Sina'nın bu Cenab-ı Vacibül Vücut kavramı da vahdeti vücuda çok çok benziyor. Hadi diğerlerininki neyse ama. Kesinlikle aynı. Yani ben hiçbir fark göremiyorum. Aynı zorunlu olan Allah. Bizler mümkün varlıklarız. Aynı Kalks, evet. Konevi ile hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Zaten bazen evet. felsefeciler ve kelamcılarla biz tasavvufçuları biraz şey yaptırırız böyle. Yani biraz farklı farklı şeyleri vardır ama İbn Sina bence felsefecilerin yapmış olduğu şeyler çok önemli. Yani o bir kere o karşılıklı atışmalar içerisinden bile neler neler ortaya çıkmış. Hocam sanki İbn Sina da mutasavvuf. Ben hayat hikayesini okurken ismi bilinmeyen bir batını Şii dervişine intisap etti diye geçiyor. Bir isim de veriliyor bazı kitaplarda ama yani bir İbn Sina'nın eserlerinde ben bir dervişlik kokusu sezinledim ya. Tabii siz daha iyi bilirsiniz ama. Estağfurullah. Ben felsefe yani felsefe konusunu çok iyi bilmiyorum ama çok değerli insanlar tabii. Çok değerli kişiler. Sadece düşünce olarak şey farkları var. İşte bir iki konuda birbirleriyle tam uyuşmuyorlar. Onlar da bence çok çok önemli bir konular tabii değiller. Ki. İşte bu Gazali Hazretleri ile Farabi arasındaki veya işte felsefe, o dönemki kelamla felsefe arasındaki bir bazı çelişki demeyeyim de hani işte ilk ne vardı? Sonra mı yaratıldı? Onunla beraber mi vardı? Bu konular biraz tartışılmış. Gazali Hazretleri biraz sert çıkmış. Malum evet. Kitabında biraz sert çıkmış. Sonra da malum İbn Arabi ile beraber olan, daha doğrusu İbn Arabi'nin hocası olmayıp ama Endülüs'ten gelen fikirlerin içerisinde de malum o Gazali'ye karşı olan bu sefer Telasetül Felasefe yani felsefecilerin malum Gazali bir şey yazıyor. Felsefecilerin Tökezlemesi diye bir kitap evet. yazıyor. Sonra o kitaba karşı felsefecilerin tökezlemesini düşünenlerin tökezlemesi diye Endülüs'ten başka bir kitap geliyor. Evet. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar birbirleriyle atışmaları, birbirleri çünkü yeni düşünmeye insanları, yeni şeyleri öğrenmeye. Dolayısıyla İbn Sina'nın çok çok büyük katkısı var. Bana göre bu sistem içerisinde. Südur teorisinde yani o aslında
biraz eski Yunan'la beraber, yani Aristo'nun getirmiş olduğu, Batlamyus'un içerisinde bulunduğu bir sudur teorisi var ama bizimkilerle çok farklı değil. Onlar da o akıllar üzerinden ay aklına kadar 9 tane akıl inşa ediyorlar. 9 aklın altında olanlar bizim aklımız olarak Orada gösteriyorlar. gezegenler diyordunuz. O laf da yarım kalmıştı hocam. Oraya da bu Estağfurullah. ifade buyursanız. Evet hocam. Bize çok benzeyen gezegenler, işte malum İbnül Arabi'nin şeyde saydığı, Peygamber Efendimiz Miracı'nda saymış olduğu yukarı doğru giden gezegenler, o da aslında bu şeyin içerisinde, beşli Hazretül Hamse'nin içerisinde, yukarı doğru çıkarken Peygamber Efendimiz ayla başlıyor Miraç'ta. Ayda Hazreti Adem'le karşılaştığı söyleniyor. Sonra Merkür'de Hazreti İsa ile karşılaştı. Üçüncü planet Venüs'te veya işte bizdeki Zühre şeyinde Hazreti Yusuf'la, güzellik gezegeni ya, Hazreti Yusuf'la Evet hocam. karşılaştı. Sonra Şems'te, Güneş'te, İdris'le karşılaştı. Mars'ta Harun'la, çünkü Mars şeydir, savaşçı gezegendir. Harun'la karşılaştı. Ondan sonra Jüpiter'de bütün her şeyin, ilmin en fazla olduğu Musa ile karşılaştı. Ondan sonra da Satürn, bizim en korktuğumuz gezegen. Hani her şeyi böyle teslimiyeti falan çok zorlayan İbrahim'in gezegeni dedikleri gezegende. Böyle 7 gezegen üst üste çıkıyor. Bu da Südur sisteminin aslında aynısı. Yani eski Yunan'dan veya Farabi'nin arkasından İbni Tüfeil'in, İbni Sina'nın Sudur teorisi olarak getirdiği teoride. Hatta çok şeylerle de benziyoruz. Eski Yunan'da mesela Satürn'ün karşı Kronos'tur. Kronos bir titandır ve zamanı gösterir. Ve insanı en çok zaman aslında şey yapar. Ne denir? Evet. Ya Üzerine çok kafa dersini şey yoruyor. yapar. Neyse, biz çok çıktık kendi konumuzdan. Hocam onu bir daha İhtiyarım ki ifade buyurur musunuz? O son gezegenle alakalı ne yapar buyurdunuz hocam? Hepsinin kendine göre bir özelliği var. Satürn dediğim İbrahim'in gezegeni, Yunan'daki karşılığı Kronos. Bir Evet. titandır, Jüpiter'in babası veya Zeus'un babası olan ve zamanı ifade eder. İbrahim'dir bizdeki karşılığı, Roma'daki karşılığı da Satürn. Jüpiter'in İsa'nın da doğum tarihi o Satürn kutlamalarıyla çok çok üst yakın değil üste. mi? Evet, o da çok doğru. Yani mesela Musa ilim, Jüpiter işte şey en fazla ilimin olduğu. Harun'un gezegeni Mars. Yani işte en çok zorlayan Ares, savaşçı gezegen. Savaşçı. İdris, Güneş malum zaten şeyin gezegeni, Hermes'in gezegeni. Ondan sonrası altındaki Yusuf, Venüs, güzellik gezegeni. En güzel güzellik Yusuf'tadır malum peygamberler arasında. Merkür haberci gezegen, işte Hazreti İsa'nın gezegeni. Adem de ay ilk gezegen zaten. Yani bize en yakın olan gezegen. Böyle bir kozmolojik bir bakış var. Bu İbnül Arabi'de, İbn Sina'da, Farabi'de çok benzer özellikler gösteriyor. Yani zaten bunları birbirlerinden ayırmak da çok şey değil. Sadece aralarında belli nüanslar belki var diye O da söyleyebiliriz. olmak zorunda hocam. Çünkü her insan bir ayrı Kesinlikle. alem olduğu için. Kesinlikle. Siz orada Kesinlikle. bir Kesinlikle. ifade buyurdunuz hocam. Ben onu anlamak O istedim de. Zaman onlara bizi ne yapar dediniz hocam? Zaman bizi ne zaman yapar dediniz? Bizi en çok sınava tabi tutandır dedim. Heh, Kronos onun ben de için şunu arz edecektim tam da bu noktada. Dehre sövmeyiniz, zamana Aa, sövmeyiniz. çok Zira önemli. o Allah'tır. Çok Ya da önemli. başka bir hadis metninde dehre zamana sövmeyiniz zira Çok önemli. onu Allah yaratmıştır. O da zamandır şeklinde başka bir Çok metin de var bu şekilde. göz açıp kapayana kadar çocuksun, büyük olursun, belli bir yaşa gelirsin, vay canına. Evet. Vay canına. Harika. Hocam şeyden panteizm mi Ha, o çok önemli. çok hızlı geçtim. O nokta çok Çünkü önemli. batıdaki panteist anlayışla vahdeti vücudu ben hiç birbirine şey yapmıyorum. Evet, çok önemli bir konu. Çünkü tasavvuf bazen, yani özellikle vahdet-i vücutçular, vücudiye diye geçiyor bu ekolün adı. Malum Ekberiye sisteminin Hazreti İbn Arabi'den sonra gelen işte Konevi gibi, işte Kaşani gibi, Davud el-Kayseri gibi hepsi bu ekolden devam ediyor. Bu ekolün insanları bazen bu panteizmle suçlanmış.
Panteizm aslında tamamen evren ve Allah'ı tek bir vücut olarak kabul etmek. Halbuki zaten sistemin çok başında da belirttiği gibi ben istediğim ki bilineyim. Oraya baktığımız zaman bir istediği bir kısım var, onu gösterir. Bir de istemediği bir kısım var, onu göstermez. Yani Allah'ın Sübhan dediğimiz hiç bize göstermediği, haşa Peygamber Efendimiz'e dahi göstermediği bir kısmı var. O kısmıyla biz hiç ilgilenmiyoruz. O bizim taptığımız kısım. Ama bir de bu dünyaya gelen kısmı var. Yani burada tenzih ve teşbih şeylerini kullanıyoruz ya. Biraz Museviler daha çok tenzihi severler. Yani öyle bir Allah var ki hiç görmedik, hiç doğmamış, doğrulmamış. İseviler de biraz teşbihi severler. Onlar da Allah her zaman burada. İşte İsa da Allah gibi geldi. Haşa. Dokunulabilir. Evet. İkisi arasındaki el sıkıştırmayı yapan da Hazreti Muhammed Efendimiz. Siz tenzihçiler gelin, siz teşbihçiler gelin, sizi ortada birleştirelim. Allah öyle bir Allah'tır, hiç doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ama buradaki güzellik de ondandır deyip, şimdi teşbih kısmını sadece alırsak panteizm olarak anlaşılabilir. Ama tenzih işin içine girdiği zaman panteizmden çıkarız biz. Dolayısıyla çok basit manada ayırırız. Hemen yani hemen ayırmış oluyoruz vahdeti vücudu. Çünkü vahdeti vücut çok net bir şekilde söylüyor ki istedim ki bilin, irade ettim ki bilineyim dediği noktada bir gösterdiği, göstermediği kendisi, zatı dediğimiz Allah'ın zatı hiç kimsenin bilmediği, kimsenin bilemeyeceği, doğmamış, doğrulmamış olan orada duruyor Süphan'da. Bir de kendi istediği kadar göstermiş olduğu kısım o da bu dünyaya aksediyor. Peygamber Efendimiz ve veliler sayesinde, kamil insanlar sayesinde. Dolayısıyla hemen panteizmle aramızı çıkartıyoruz. Peki hocam sizi biraz ellerinizden öperim. Biraz burada ben de şey yapıyorum, teşbihte hata olmaz. Sizi biraz zorlayıp sınava tabi tutayım diyormuşum. Estağfurullah. Hani kardeşler Evet. anlasınlar diye bir şey söyleyeceğim. Şimdi Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin bir nutku şerifinden bahsedeceğim zatenize. Bir de Sunullah Gaybi Hazretlerinin bir nutku şerifinden bahsedeceğim ki çünkü bu iki mübareğin söyleyeceğim cümleleri panteizmi andırıyor. Hani bize bunlar üstünden anlatırsanız biraz panteizmle Tabii. vahdedi vücudun aynı olmadığını kardeşlerimiz daha net anlasınlar Kesinlikle. ki vahdedi vücut adlı bu muhteşem ilim, bu ilim okyanusu boş yere karalanıp suçlanmasın. O da şu Estağfurullah. hocam, Sunullah Gaybi Hazretleri diyor ki sana alem görünen hakikatte Allah'tır diyor. O çok uzun bir nutku şerif de. Ben sadece o kısmını aldım. Sana alem görünen hakikatte Allah'tır. Taç marifet tacıdır sanma neydi? Taç marifet tacıdır diye başlayan bir onun uzun bir şiiri var. Onun içerisinde işte söylüyor Hazret diyor ki sana alem görünen hakikatte Allah'tır diyor. Bir başka zat olan Eşrefoğlu Rumi Hazretleri de diyor ki benim ol daimül baki surete insan göründüm diyor. Şimdi bu iki cümle panteizm kokuyor gibi duruyor. Ama tabii ki bunun arasında vahdedi vücuttan doğan neşveler. Buyurun hocam. Ay çok zorladın söyleyeyim ama sınava dahil değilim. beni. Bir şey Estağfurullah, ben söyleyeyim. o işin kısmı şakasıydı da acizane. Batı dillerinde bu panteizm üzerine konuşulduğunda vahdeti vücudu da bilenler var mesela, öyle Kesinlikle. ben hatırlıyorum Çok. sohbetlerimizde. Kendinden komponent diye bahsediyor. Komponent diyor. Öğe diyor. Yani yüce yaratıcının sadece bir öğesi, bir parçası oluyor. Halbuki parçadan ibaret değil. Çok çok güzel. Zaten hocam da cevaplamış oldu. Ama Komponent yetmez yani. şimdi Evet. öncelikle sorunun geldiği yer çok güzel. Ben de doktora yeterlik imtihanımda Osmanlıca kısmında Eşrefoğlu Rumi'yi okumaya karar verdim. Yani bize imkan sağlıyorlar. Hangisini istiyorsanız onu getirin Evet. ama oradan sizi yazılı yapacağız diye. Önce İznik'e gittim. Rica ettim. Hazretten ben sizin bu divanınızı okuyabilir miyim diye izin aldım. Ondan Var sonra olun hocam. Var olun.
Yani şey, bildiğim yerden sordun, onun için söylüyorum. Divanı Estağfurullah, imtihanım benimki tabii acizane bir da latifeydi. benim. Haddim Yok çok olmayan. da, Evet. yok çok güzel bir tevafuk oldu. Dolayısıyla o imtihanı da onun izniyle geçtim. Şeyde Osmanlıcasını geçtim. Ama lafzını Evet. geçtim. Manasını anlamak mümkün değil zaten. Şimdi bu büyükler bazı şeyler söylüyorlar. Bazı şey mesela bizim Hallacı Mansur malum bütün başını veriyor söylediği laftan. Enel Evet. Hak dediği için, ben hak oldum dediği için başını veriyor. Sonra Hazreti Mevlana'nın bir lafı var. Eğer diyor Mansur benim söylediklerimi duysaydı, Bilseydi ben asardı. bilseydi o beni asardı diyor. Yani sır içinde öyle bir sır var ki Sırlar bunlar, var ki. onların söyledikleri laflar neler neler söylüyorlar. Fakat şimdi İbnül Arabi Hazretleri'nin malum ben şu şeyini çok hoşuma gidiyor. Çünkü kelimelerde oyun yapabiliyoruz. İnsan evrenin aynıdır diye bir sözü var. Ve bu aynı kelimesi hem aynı, yani ikisi birbirinin kardeşi, ayna, ikisi birbirinin aynası. Aynısı. Daha da güzeli, insan evrenin aynı. Yani ayn Arapçada aynı zamanda göz demek, malum haliniz. Gözüdür diyor. Bunu yabancılar şu şekilde çevirmişler. Ayn kelimesi onlarda pupil. Pupil diye bir manası var. Hocam Evet. duymuşsunuzdur. Gözdeki şey. Gözlük, gözü göz Gözlük. bebeği demek. Evet, göz bebeği. Göz Evet. bebeği Evet. demek. Yani Evet. pupil hem evrenin göz Öğrenci bebeğiyiz biz. Aynen, anlamını aynen. anlamıştır. Asıl Evet. pupil o demek. Yani en Ya. iyi öğrencisi. En iyi öğrencisi. Şimdi Hazret öyle bir şey söylüyor ki böyle 30 tane 40 tane mana veriyor. Ama Tabii bunu iç bu içe. iç içe. Her şey iç içe. Fakat bunu bağladığımız noktada panteizm noktasında ki Cemil Veriç Hoca'nın da Kenan Arif Hazretlerinden bazı iyi bir panteisttir o de, diye bir şey de var Cemil Evet, Veriç'in. bu ülkede ve diğer eserlerinde. Ama şeyle bahsediyor tabii hocam, saygıyla ve büyük Tabii bir, o tabii. yani Cemil Meriç Kenan Rıfai Hazretleri'ni büyük bir filozof, büyük bir Bilmez akıl, miyim? büyük bir üstad olarak anlatmış. Aynen, Mürşit gibi aynen. anlatmamış ama evet. O Said Nursi ile bir karşılaştırma yapmış o şeyinde. Çok enteresan bir Evet. şey var. Panteist. Ama şimdi burada yani kelime, bugün kavramlar çok değişiyor tabii. Önemli olan kavram olarak neden bahsediyorlar? Allah'tan başka, yani vahdet-i vücudun temel özelliği şu. Allah'tan başka Bir şey hiçbir yok. vücut yoktur. Hiçbir vücut yoktur. Şu konu, Allah tenzihi özellikleriyle buradaki hiçbir insanda olmayacak sıfatlara sahip. Yani sıfat dediğimiz zaman şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi akılla anlamamız gereken bir takım şeyler var. Ancak işte büyük diyorsun, küçük diyorsun. Bu bir sıfat. Ama Allah'ın ahadiyet noktasındaki, yani en başta anlattığımız ahadiyet noktasında, yani süphana yakın olan noktada bizim anlamamız mümkün olmayan durumları var. Çünkü ifade edemiyoruz. Zatı, işte zatı anlatmak nedir bu? Anneannem şöyle bir örnek verirdi. Gül, bir gül alın. Gül, ya en yakın böyle anlatabiliyorum. Çünkü zat tamamen soyut. Hiçbir şey şekilde anlatılan bir şey değil. Nasıl anlatabilirim diyorum kendi açımdan. Bir gül alıyorsun. Gülü diyorsun ki kırmızı gül. Onun şey sıfatı. Değil mi? Evet. Ondan sonra kırmızı olan bir gül. Sıfat. Güzel bir gül. Sıfat. Rengini söylüyorsun, ifade ediyorsun. Ya sıfatıyla ya ismiyle. Onlar bu dünyaya gelebiliyorlar. Ama Evet. kokusu, gerçek manada onun kokusu, özü aslında gerçek manada bu dünyada değil. Orada bir yerde, o zatla alakalı. İşin içerisine isim ve sıfat girdi mi panteist olabilirsin. Ama zat girdi mi panteist olamazsın. İşin içerisinde Evet. zat var. Ve zat öyle bir şey ki, nasıl bir şey? Şöyle, bizde kelime oyunları çok hoşuma gidiyor benim bazen. Elif, Allah'ın Elif'i, Allah lafzını yazdığımız zaman, birinci Elif, ki Elif şöyle özelliğe sahiptir, malum haliniz, kendi başına yaşayabilen bir harftir Elif. Kendi başına yaşar.
Ama hiçbir harf, onun haricinde olan hiçbir harf elifsiz yaşayamaz. Elif yani ba dediniz, elifi getirir. C dediniz, elifi J dediniz, elifi getireceksiniz. O durumda o birinci elif, o ahadiyet elifi. İkinci, birinci lam Celal, ikinci lam Cemal oldu, bitti, başladı C. İkinci bir elif daha var o Allah'ta. O elif söylenir ama yazılmaz. O işte buradaki kamili, oradaki kamil insan. Çünkü Cemal ile Celal birleşti, Kemal oldu. Arkasındaki güzel H de hüviyet olarak, yani onun hüviyeti olarak. Bu dünyada hem var hem yok. O işte, o da Allah'ın buradaki güzel aksi. Ama zat yok onda. Gene zat yok. Zatın isim ve sıfatları olabilir, isim ve sıfat olabilir ama hiçbir zaman zat buraya tek başına inmiyor. Bu da otomatikman panteizm düşüncesini ortadan kaldırıyor. Gene panteizme benzeyen, mesela bizde de Maturidi, biz biraz daha Maturidi'ye daha yakınız. Yani imani olarak Maturidi kafasına daha yakınız. Eşariye nazaran veya işte ne bileyim, biz kesinlikle şey değiliz mesela, sadece kaderci değiliz. Biz mutezile değiliz, tamamen akılcı da değiliz. Arada bir noktadayız imani bakımdan. Maturidi bana en yakın gelen geliyor. Orada Maturidiler diyor, mesela kaderciler derler ki, onlar biraz daha şeye benzer, eşarilere biraz daha benzer. Mesela Kur'an sadece şeyden ibarettir. Kur'an şöyle derler, önceden yoktur. Allah daha sonra yaratmıştır Kur'an'ı. Mutezile, yani akılcı ve felsefenin getirdiği ekol, onlar da der ki Allah'la beraber Kur'an vardı zaten. Şimdi biz arada kalanlar deriz ki, yani Maturidiler deriz ki, Kur'an'ın aslı Allah'la beraber vardı, lafzı daha sonra yazıldı. Yani böyle Eyvallah. iki araya bir, hep Evet. Müslümanlığın bize getirdiği en güzel şey bana göre denge. Malum vasat, vasat istiyor ya Orta Allah. yolu üzere olunur. Evet. Bu vasat kelimesi de bugün yanlış kullanılıyor malum. Hani Yanlış. idare eder manası ama vasat orta. Şey konuluyor. Değeri düşük anlamına konuluyor. Halbuki Halbuki tam da Allah'ın istediği vasat. Şimdi orta yoldaki dinin içerisinde hep orta yol, el sıkıştırma var. İşte tenzihle teşbihi el sıkıştıralım. İşte iyi ve kötü neyse hiç fark etmez. Ahiretle dünyayı el sıkıştıralım. Orta noktaya gelelim. Zaten sırat-ı müstakim kullanmasının da manası bana göre biraz buradan geliyor. Bugün mesela Arif kelimesiyle Araf kelimesi aynı kökten geliyor. Araf da o ortada olmanın, yani Arif olabilmen için Araf'ta olman lazım. Araf'ta olmak da Araf'ta kalmak değil tabii. Yani ortada tabii. olman, yani bir elinle dünyaya, bir elinle ahirete hükmedebileceksin. Berzah da olacaksın hep. Kamil insanın özellikleri hep bu berzahta olmak. O Kur'an-ı Kerim'de hani şey anlatı Bahreyn dediği, iki denizin birbirine karışmadığı nokta. Sağ tarafında tuzlu su, sol tarafında tatlı su. İkisi birbirine karışmıyor ama orada bir arada sanki bir şey varmış gibi, bir ince bir çizgi varmış. O çizgi kamil insan. Bu dünyada hem olup hem olmayan. İşte Kenan Allah. Rıfai Hazretleri'nin hocam, Kenan Rıfai Hazretleri'nin Samiha annemiz Samiha Ayverdi Hazretleri bir yere bir tebliğe gidiyormuş da hemen sanki Kenan Rıfai Hazretleri görmeyecekmiş gibi alelacele kağıtları çantasına koyup hemen arka kapıdan çıkıp gitmek istemiş de o tebliğde de Kenan Rıfai Hazretleri'ni anlatacakmış. Kenan Rıfai Hazretleri bahçede belirmiş benim hatırladığım olayda ve demiş ki nereye gidiyorsun? Boyun bükmüş, niyaz etmiş. Demiş ki tebliğe gidiyordum efendicim. Demiş ki o çantadaki kağıtları bir ver de bir bakayım. Çıkartıp vermiş. İşte sizin anlattığınız husus yani hocam hani hem varlar hem yoklar. Yani onlar Evet. aslında hiçlik makamında oldukları için kağıtları okudukça Kenan Rıfai Hazretleri'nin cemali böyle üzülmüş, hüzünlenmiş ve demiş ki ben seni hiç yetiştirememişim demiş Samiha. Aşk Evet. olsun demiş yani bu kadar yazmaya gerek yoktu. Kenan bir Hiç hiçtir yaz, deseydin hiç yazmaz. olurdu buyurmuş Hazreti tabi mahviyetinden. Şey, Estağfurullah el-Azim oğlu Sultan öyle buyurmuş. Ama Ömer sizler hocam daha iyi şey biliyorsunuz. yok hesabı. Ömer hocam şeye benzemiyor mu? Peygamber Efendimiz'in Mekke'ye girdiği zaman Mekke'de bütün her şeyi almış artık. Anlaşma yapacaklar.
Hem diyor elçisiyim hem de kuluyum. Kulu ve elçisiyim. Kız şey diyorlar, elçisini istemiyoruz diyorlar. Sil diyor Ali'ye. Sil üzerine kulu yaz yeter. Çünkü kul olmak her şey, hani o biraz evvel veli, resul ve nebi üzerindeyim. Şimdi Hazreti Mevlana çok malum hikayesinde bilirsiniz. Bir grup insan ona diyor ki, bize diyor bir mürşidimiz vefat etti. Sizin izninizle bir mürşit sizden rica ediyoruz diyor. Ondan sonra Hazreti Mevlana da bir böyle bir hafif bir gülümsüyor, tebessüm ediyor. Selahattin Çelebi veya Çelebi Velet herhalde görüyor onu. Sonra diyor ki, bu arkadaşların arasından kimi seçseniz onlar size mürşitlik yapabilir diyor. Onlar da seçiyorlar birini, gidiyorlar. Sonra işte Velet soruyor Sultan Velet. Efendim diyor, niye tebessüm ettiniz? E diyor, mürşit sordular. Kul, derviş sorsalardı ya sen gidecektin ya ben Ya da gidecektim. ben gidecektim. Onun Evet. için Eyvallah. kul olmak, derviş olmak, en zoru mürşit olmak nispeten daha şey diyorlar. Tabii. Evet, yani Yani tabii hocam. tevazudaki ahenge bakın efendim. Buyurun hocam. Onu bir daha buyurun hocam. Sadece. Tevazudaki Eyvallah. ahenge diyor. Eyvallah. Tabii. Tevazudaki ahenge. Hocam birazcık da bu vahdet-i vücut bilimsel olarak bize neler söyler? Bilim vahdedi vücudu doğrular mı? Veya bilim vahdedi vücudu yanlışlar mı? Mesela İsmail Fenli Ertuğrul Hazretleri Vahdedi Vücut ve İbn Arabi kitabında çok bu işin bilim kısmına da girmiştir. Veya işte Mahmud Erol Kılıç Hocam İbn Arabi'ye giriş kitabında da biraz bahsediyor çok olmamakla beraber, ama İsmail Fenli Ertuğrul'un kitabında daha çok var. Bu işte bilimsel olarak vahdet-i vücudun ispatlanması meselesini o kitapta anlatmış. Bize bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz hocam? Modern fizik vahdet-i vücut için ne söyler hocam? Estağfurullah. Ben vahdeti vücut şöyle ki, şimdi iki bilim sisteminin bir bilgi alma durumu var. Yani felsefe veya kelamla tasavvufu karşılaştırdığınız zaman ikisinin bilgi alma sistemleri biraz farklı. Şöyle ki, felsefe genelde rasyonel bir akıl, yani akıl üzerinden rasyonel bilgi alma üzerine dayalıdır. Tasavvuf malum özellikle Gazali'den sonra bunu ilimsel, bilimsel hale getirmiş. Keşfi bir akıl, şey akıl diyorum affedersiniz, keşfi bilgi alma sistemine yönelmiştir. Dolayısıyla mesela bizim Reşat hocamız, benim hocam bana demişti ki bizde şey kullanılmaz. Mesela teori kelimesi kullanılmaz. Bizde yakin kelimesi kullanılır. Dolayısıyla kamil insanın keşif yoluyla bulmuş olduğu bilgiler bizim için yakin şeyindedir. Yani yakinin kesin manası da, yani sözlük manası da kesin bilgi demektir. Ve İbnül Arabi bir keşif üstadı olarak bunu öncelikle bir yakin olarak tanımlamış. Yani o bir teori değildir. Yani teori nedir? İşte rasyonel olarak onu ispatlamaya çalıştığınız bir durumdur. Bu biri tümden gelim, biri tüme varım üzerinden. Yani teoriler malum tüme varım üzerinden ama yakin olan tümden gelim üzerinden şey yapıyor. Yani öncelikle biz buna iman ediyoruz. Daha sonra dönüp ispatlamaya çalışıyoruz şeyin içerisinde. Ben vahdeti vücudun ispatı konusunda belki çok fazla bilgi sahibi değilim. Yani bu konuda nasıl bir ispat yöntemi kullandılar. Fakat şu konuyla daha ilgilendim. Yani İbn Arabi'nin bu vahdeti vücut sistemi içerisindeki yaratılış ögesi, yani daha çok halk-ı cedid diye kastettiği bir sistem var. Yani şunu söylüyor. Biz hücrelerimizle ve her şeyimizle bir anda ölüyoruz ve bütün hücrelerimiz tekrar bir anda tekrardan diriliyor. Buna halk-ı cedid, yani hani reenkarnasyon falan gibi inançlara cevap veren bir sistem bu. Evet hocam. Aslında buna halk-ı cedid olarak şey yapıyor. Bu konuya biraz daha yaklaşmıştım. Yani bunun nasıl olduğu konusunda. Bunu da hatta hocamız, yani ben İbn Arabi ile ilgili kozmoloji üzerinden baktığım zaman eski Zeno diye bir Yunan şeyi vardır. Zeno'nun paradoksu diye bir Evet. paradoks vardır. Belki bilirsiniz.
Mesela bir ok Evet. atılıyor. O ok her an Yolun buna yarısı kadar Aa, o gidiyor. şey Evet. değil mi? Evet, meşhur Akilis'le şeyin arasında, tavşanın arasında geçen Asla varmayacak değil mi? asla Doğru. varmayacak hiçbir zaman. Evet. Yani süreksizlik diye bir sistemden bahsediyor. Yani nasıl ki bir ok her an, hani siz bir ok atıldığınız zaman böyle gidiyormuş gibi görüyorsunuz ama aslında o ok bir saniye orada, bir saniye yok. Bir saniye orada, bir saniye yok. Yok oluyor, geri geliyor. Yok oluyor, geri geliyor. Adeta bu 24 kare çizgi filmlerin olduğu, Evet. 24 karenin birbirinden farklı olan 24 karenin hızlı bir şekilde akışı gibi. Dolayısıyla bir dünya üzerinde bir süreksizlikten bahsediyor. Vahdeti vücudu da bu sistem üzerinde okuyor. Şimdi böyle olunca Zeno da aynı. Bu Zeno paradoksuna bu şekilde cevap veriyor İbnül Arabi. Şimdi günümüz artık tabii kuantum, fizik olarak kuantum sistemin içerisine girdi ve belirsizlik teorisi üzerinde özellikle konuşulmaya başlandığı bu zamanlarda Evet. Heisenberg'in belirsizlik teorisi üzerinde ne diyorlar? Ay, hocamın zaten o şeyle de birleşmiş olduğu kitabı harikaydı. Harekâni Çağrılan mı? Hazretleri Evet. Çağrılan. Harekâni Hazretleri'nin şey üzerine. Yani onların da bunlar çokça var. Ne oluyor? Elektronların seviyesine indiğimiz zaman, yani şimdi Newton mekaniği atom üstü parçacıklar için çok güzel. Ama ne zaman ki Evet. atom altı parçacıklara indiğimizde artık Newton mekaniği işlemiyor. Bu da Batı'yı aslında çok zora soktu. Çünkü Batı her şeyi Evet. ben kontrol ederim, her şey benim Havası elimde vardı. dedi. Değil mi? Sonra kaos. Pozitivizmi öldürdü. Pozitivizmi öldürdü. Hatta Pozitivizmi yani ama nasıl öldürdü biliyor musun? Burada perişan çok etti. garip bir pozitivizm bizim ülkemizde orada öldü, Bizde başladı. Avrupa'da öldü. Bizde hortlağa bizde devam etti. Hala tek tük hortlaklar tek tük de olsa geri görmeye devam ediyor. Çok tuhaf bir şekilde. Hocam biz Dediğiniz gibi mesela Newton'un F eşittir MA'sı bir devir yaratmıştır. Batı bilimini şöyle sıçratmıştır yukarıya. Ama tabii Einstein'a ve kuantum fiziğine gelince, Heisenberg'lere falan gelince birden ne o düşündüğün zaman ne o ne düşündüğüm zaman mekan? ne madde mesela dervişlerin, kutlu kimselerin aynı anda 2-3 yerde bulunması kuantum fiziğine göre normaldir. Kuantum fiziğine göre son derece olağandır. Orada safsata gibi yani pozitivizmle safsata kuantum fiziğiyle olabilir. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. İşte bu özellikle beşer her zaman bütün dünyaya hakim olması ve ontolojik fikirden, malum ontoloji insan, evren ve Allah arasında, adeta haşa Allah'ı bu ontolojik şeyden çıkardılar. Çünkü diyorlar ki biz her şeye hakimiz zaten. Çünkü deterministik olarak eğer sebepleri kontrol edebilirsek sonuçları da kontrol edebiliriz. Ta ki bu abimizin belirsizlik teorisini ortaya çıkartıp ve Einstein de buna uzun süre diretiyor. Yani tersine Direndi çok demin. direndi, çok direndi ama Ama gene Allah'la direndi. Allah zar atmaz dedi. doğru. Ama sonunda kabul etmek zorunda kaldılar bunu. Evet. Ve orada da malum bu elektronların bir hareketi var. Bu quantum leap dedikleri, kuantumda atlama dedikleri. Şimdi bu adeta bir merdiven gibi. Merdivende normalde elektronun buradan buraya doğru bir hareket etmesi gerekiyor. Fakat şunu görüyorlar ki elektron burada, bu arada yok, tekrar burada. Yani aynı o Halk-ı Cedid, İbnül Arabi Hazretleri'nin çok seneler evvel bahsetmiş olduğu Halk-ı Cedid'i akıllı elektronlar, kendi kafası olan elektronlar diye şu an yapıyorlar. Ve Azıcık da paralel evrenler. azıcık da paralel evren. Oraya girip de Biraz da bu akşam hiç bitmez o zaman paralel evrenlere Evet hocam. girersek. Dolayısıyla hocam Halk-ı Cedid'i bence artık şu anki şey kavradı ve kabul etmiş durumdalar. Nasıl ki sicim teorisini, Hazreti Mevlana'ya çok atıfta bulunur sicim teorisi, nasıl kabul edildiyse bugün Halk-ı Cedid'de, yani onun anlattığı manada belki şu an kabul olmadı ama
İleriki zamanlarda bunun da kabul olacağından ben eminim. Ama zaten izin söylemiş olduğu gibi vahdeti vücudun burada nasıl bir şekilde ispat edildiği konusunu açıkçası çok bilgi sahibi değilim o Estağfurullah hocam, konuda. öyle şeyler anlattınız ki bu bilgi sahibi olmamış Ömerciğim haliniz çok hocam. güzel Estağfurullah. hocam, çok güzel Hürmetle, anlattınız. saygıyla Zaten eğiliyorum çok ilminiz ispat karşısında. ettiği Zaten yok. Çok almak istediğim cevapları aldım be. Estağfurullah, Ağzınıza, estağfurullah. dilinize, yüreğinize sağlık. Canım çok Allah razı olsun sizden. Hocam her zaman güzel yüzünüzde, güzel güzelliğinizde ve muhteşem beyefendiliğinizde. Hocam sizden öğrenilmiş zaten anladığım kadarıyla. Ömer hocam çok Yok, beyefendi bir ben öyle insan. şey yapmıyorum. Ama Senin bir gibi, senin İstanbul inşallah olurum, bir inşallah insan. olurum. Hocamızdan da çok şeyler öğrendim. Sizlerden de çok şeyler Estağfurullah. öğreniyoruz. Öğrenmeye devam Estağfurullah. ediyoruz. Çıraklık bitmez. Ahmet Avni Konuk Hazretleri Mesela öyle demiş ya, Çırağız diye. ortalama kuantum fiziği bilgisi, lise ayarı bilgisi bile yeterli. Lise ayarı bir kuantum fiziği bilgisiyle Mesnevi'nin Çok okunması nasıl bir muhteşem haz verecektir, gençlere sesleniyorum. harikasınız O hocam. öğrendiklerinizi hatırlayarak Mevlana'nın hikayelerine bir daha bakın, orada aralarda neler var. Çok vallahi çok güzel. Bunları aslında gerçek manada şu anda kuantumla ilgilenen üstadların gelip tekrardan bir değerlendirmesinde fayda Yazılı var yok, dediniz. kitapları var hocam. Mesela 1970 ortalarında falan Capra soyadlı Aa, tabii. birisi. Şeyin Taos'u. İlk defa o şeyi yayınladı mesela. Fizliğin Biraz Taos'u. hippi devrine, yani ününü hippi devrine borçludur, öyle diyeyim. O sırada çünkü insanlar artık çok daralmıştı şeyden ve kuantum fiziği de yeterince şeyde değildi. Daha tedavülde değildi. Evet, doğru, Hani haklısınız. okullarda hala daha o bildiğimiz fizik, Newton fiziği çok fazla hakimdi. Daha katı, daha kurallar, kesin çizgiler falan hani. Bir de böyle öyle kesin çizgide koyarsan sanki sen hükmediyorsun gibi. Bak İşte bunu öğrensin. ayrı. Bütün gerçek budur. İşte şu gördüğünüz karedir ya, yapma Allah aşkına. Hocam biz de oradan İşte. geliyoruz. Yani ben de elektronik mühendisiyim. Bize verilen sistemde aynı o şekildeydi. Ben de öyle. Hele ben sizden daha yaşlıyım. Estağfurullah. Beni hayal edin yani. Estağfurullah. Ben Estağfurullah. şöyle bağıra bağıra ezberlediğimi biliyorum. Atom maddenin bölünemeyen en En küçük küçük parçası. parçasıdır diye. Yıl kaç biliyor musunuz? 61. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalardan 16 yıl sonra. Buna ne denir Atom bilmiyorum. Çok maddenin enteresan olmuş parçalanamayan en gerçekten. küçük parçasıdır diye. Ve vay canına, o mahalledekiler diyor, vay be çocuk ne öğrenmiş. Aşacak, bu çocuk aşmış diyorlar yani. Yani şey, bilginin aslında bilginin, yani kimseyi suçlayarak şey yaparak söylemiyorum. Bilginin nasıl relatif olduğunu, nasıl kırılgan olduğunu, onun her dakika gelişebilir, başka bir hale dönüşebilecek bir şey olduğunu, bunun bilinciyle daha böyle sakin ve yumuşak olmak gerektiğini düşünüyorum ya. Evet. Şimdi hocam aslında bendeniz de zatenize şöyle bir sual yönelteyim Kerim hocam. Şimdi üzüldüğüm bir nokta var, o da şu. Şimdi bu Avrupalı aydınlar ya da Avrupalı filozoflar, Batılı fizikçiler, kimyacılar, matematikçiler bu bizim erenlerin kitaplarını satır satır okuyorlar ve bunu itiraf da ediyorlar yer yer. Mesela bazı örnekler vereyim. Mesela işte hocam Hans Reichenbach denilen o filozof, Türkiye'deki felsefe kürsüsünü kuran, o Nazi Almanyası'ndan kaçıp gelip Türkiye'deki felsefe kürsüsünü kuran ve işte bilimsel felsefenin doğuşu kitabını yazan adam, aynı zamanda kuantum mekaniğinin felsefesi kitabını da yazan adam, o İbn Arabi alıntılarıyla dolu adamın kitabı. Veya hocam Samuel Alexander, Uzay, Zaman ve Tanrı kitabında İbn Arabi alıntılarıyla dolu adamın Uzay, Zaman ve Tanrı kitabında Samuel Alexander'ın İbn Arabi alıntılarıyla dolu. Veya işte hocam çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bugün konumuz evrim teorisi değil ama evrim teorisi tabii konuşmayacağız ama hani örnek olması açısından
Charles Darwin evrim teorisini ortaya attığı zaman ona kilise şöyle kızmış, çok ilginç bir şekilde. Bunu acaba ben evrim teorisi vardır ya da yoktur demiyorum. Konumuz da evrim teorisi değil ama ilginç bir noktaya temas Sen etmek onu açısından. Müslümanlardan aldın değil Lan mi? aşırdın diyorlar adama. Muhammedilerin tezini ne getirip aramıza sokuyorsun diyorlar. Doğru. Çünkü bizim alimler, bizim veliler evrim olarak anlatmazlar bunu ama tekamül nazariyesi ya da devir nazariyesi olarak anlatırlar. Tabii. Arkadaş oradan tekamül nazariyesini ve devir nazariyesinden bir güzel değişiklikler yaparak evrim teorisi diye bir şey çıkarmış ortaya. Şimdi adama kızma noktaları kilise ona diyor ki Muhammedilerin sallallahu aleyhi ve sellem tezini getirip önümüze koydun diyorlar. Şimdi Doğru. şunu demek istiyorum hocam. Batı alemi biz bu adamlara sırtımızı dönerken mesela başka bir örnek vereyim hocam. Katip Çelebi'nin o Takvim-i Tevarih kitabı yani Tarihlerin Takvimi isimli kitap Gian Rinaldo Carli diye bir İtalyan ekonomist, antikacı ve simyacı tarafından İtalyanca'ya çevrilmiş, Fransızca'ya çevrilmiş Antonio Galland tarafından malum haliniz aynı kitap. Adam diyor ki o İstanbul'a gelmiş, İstanbul Günlükleri diye bir kitabı var. Ben bu kitabın peşindeyim çünkü bu kitap gelecekten haber veriyor diyor adam. Yani onun çünkü 1648'e kadar getirmiş Katip Çelebi. 1648'den sonra bir bölümü var o kitabın. Gelecekten haberler diyor Katip Çelebi. Ama yıl vermeden gelecekten olanları söylemiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu Binbir Gece masallarını çeviren Antonio Galland denilen adam burada İstanbul'da Büyükelçilik'te çalışmış Fransız sefaretinde. İşte Gianni Rinaldo Carli denilen adam veya işte Darwin işte ondan sonra ne bileyim Hans Reichenbach, Samuel Alexander ve ismini sayacağımız birçok adam bizim erenlerin, alimlerin, velilerin kitaplarını satır satır okumuşlar. Hatta Necip Fazıl Kısakürek rahmetli der ki Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu kitabında sakın der bir papazla tartışmaya gitmeyin der. Altına da şunu ekler der ki papazla tartışmaya gitmeyin derken ona İslam'ı tebliğ etmeyin manasında söylemiyorum der. Bir papaz kadar kendi dininizi biliyor musunuz? Önce bu soruyu bir kendinize sorun. Yani bir papaz, Hristiyan, o adam kendi dinini biliyor. Sen kendi dinini biliyor musun? Önce kendine bu soruyu sor. Sonra adamın dininden haberdar mısın? Hristiyanlıktan haberdar mısın? Bir de diyor kendine bu soruyu sor. De ki ben Hristiyanlığı da biliyorum, Müslümanlığı da biliyorum. Ha sonra da diyor kendine şu soruları sor. Ben mesela müzik biliyor muyum? Keman, piyano meşgedebilir miyim? İşte veya 8-9 dil biliyor muyum? Felsefeden anlar mıyım? Bütün bunlardan sonra diyor sen bir papazın karşısına gidip İslam'ı tebliğ et diyor. Necip Fazıl Kısakürek. Çünkü neden biliyor musun diyor. Sana bu sorduğum sorular var ya diyor. Papaz bunları biliyor diyor. Sen oraya gittiğin zaman Allah korusun kendi dininden olursun diyor. Adam seni öyle bir kelen çemberinden geçirir ki diyor. Kendi dininden olursun diyor. Yani hocam toparlarsak biz ne zaman kendi erenlerimizin, alimlerimizin, sufilerimizin, velilerimizin kitaplarına dönüş yapacağız? Bu nasıl gerçekleşir? Ve bunu yapmamızın önemi nedir hocam? Bunu Çok da sormak istiyorum acizane. çok işte bam teline basmak işte yani insanın şey noktasına gelmek bunlar çok doğru. Bizim de her zaman muzdarip olduğumuz konular ki işte belki İbn Arabi'yi en iyi anlayan adamlardan biri Teymiye'ydi. Çünkü o kadar iyi okudu ki İbn Arabi'yi eleştirebilmek için o kadar derine indi ki neler neler. Yani İbn Arabi belki en fazla okumuş Teymiye'dir. Şimdi çok doğru bunlar. Bu bizim yani eksikliğimiz. Yapacak bir şey yok. Bunu hep beraber bağıra çağıra sevgili Ömer, işte hocam, Sadık hocam hep bağıra bağıra bundan muzdaribiz. Artık yani uyanın dememiz gerekiyor. Bugün malum ben akademide çalışırken yani şey yaparken master'da özellikle bir tez konum üzerinde çalışmak istemiştim. Olmadı ama işte bir makale yazdım onunla ilgili. Bu Asim Palacios diye bir adam var malum. Bu Dante'nin işte yazmış olduğu İlahi Komedya 3 bölümden oluşan İlahi Komedya'nın nasıl aşırma olduğu bizden. Yani öyle bir aşırma ki artık adam şeyleriyle çıkarmış yani. Aşağı 7 tane basamak çiziyor. Onların altına bir de işte malum bir dönem bir sistem. O zamana kadar hiç şeyde olmamış. Hristiyan teolojisinde olmamış bir sistemi. Viral Değil mi? hocam. Hatırlarsınız o yedili sistem. Evet. En alt
Bir de terbiyesiz, çok özür dilerim yani. Dante çok önemli. Bütün şeyin kurucusu, yani Hristiyan bütün paradigmanın kurucusu olan adam resmen Kuşeyri'den. Ve onları teker teker çıkarmış Asim Palacios. Kuşeyri'den çalmış, işte şeyden, ta şeyden bile, eski İran şeylerinden bile çalmış. Ayrı, oradan bir paradigma oluşturmuş. Ve bütün Hristiyanlığın ana paradigması bu. Bir de utanmadan da en alta da 7. kata, haşa, Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi koymuş. Estağfurullah. O da şey, yani yalancıların katı orası. En kötüsü olan, en alt kat. Çünkü işte İsa'dan sonra başka peygamber olmayacağı için onlar en yalancıydı diye haşa da şeymiş. Bütün paradigmayı İslam'dan almış, bütün eskatolojiyi, yani ölüm sonrası yaşamı, İslam motiflerine göre dizayn etmiş, her şeyi çalmış, çırpmış ve bunu 1000 yıl sonra Asim Palacios diye bir Cezvit rahibi ortaya çıkartıyor ve biz bunun üzerine bile bir şey yapamıyoruz. Yani biz derken İslam alemi bunu alıp da arkadaşlar siz koskoca paradigmanızı bizim üzerimizden yapmışsınız diyecek bir tane adam çıkmadı. Bunu da Türkiye'de bir tek adam yayınını yaptı. Ben şaşırdım yani. Hani şeyden de bir, yani neyse, sağ sol demeyelim Kimilerinde de. de Hazreti Peygamber'i ve Hazreti Ali'nin başlarını silmişlerdi. Kesmişlerdi yani. Başını kesmiş. Çevirilerde yoktu. İlk Başını çevirilerde. kesmiş. Evet, çok doğru, çok doğru. Yani Yani sen akıl alacak bir şey değil. çeviriyi onu niye koymuyorsun? İnsan okusun, daha başka bir o zaman hevesle okursun. Daha başka Kendisi bir İbnü'l-Arabi Hazretleri'nin şeyini bile taklit etmiş orada. İbnü'l-Arabi Hazretleri'nin bir Nizam diye bir karakteri var. Bir bayan, bir kadın şeyh veya şey, orada bir nizamdan bahsediyor. Onu bile kendisi, Eleni miydi neydi şimdi hatırlayamadım. Kendi Beatrice, doğru. Beatrice üzerinden okuma yapıyor. Beatrice'i biraz Leyla ile Mecnun'a benzetiyorum hocam. Çünkü komşu kızı, hiçbir aralarında böyle Aşk. aşk başka yok. Kız serpiliyor, güzel bir kız oluyor. Sonra şey oradan taşınıyor. Yani kızı bir daha gör, bir daha Hiç hiç görmüyor görmüyor. ama aşk. Yani aralarında ne bileyim. Sonra kız evleniyor, bir şövalye ile evleniyor falan. Sonra kızın kendi bir hayatı oluyor. İşte o ünlü Beatrice. Beatrice oluyor. Onu işte Evet. Nizam üzerinden bağ. Yani İbn Arabi ile Beatrice. Nizam Beatrice. Beatrice'i Bir tane şey yapıyor. Allah'a götüren, onu Allah'a götüren kadın olarak şey yapıyor. Evet. Onu bile oradan aşıp, yani Ömer, sevgili Ömer kardeşim, ben senin sorunu cevaplamadan evvel senin ızdırabına katıldım. Onun için Yani zaten sorunu gerçekten ben üzüldüğüm cevaplayamadım. için bunu arz edip sordum Tabii. zaten. Çok Daha üzüldüğüm için. beteri Ve var çok yani. net ve kuvvetli bir cevap verdiniz ki ızdırabım biraz olsun dindi. Yani keşke bunu hakikaten, bu rezaleti hocam, bu ifade buyurduğunuz, bize anlattığınız, aydınlattığınız bu rezaleti keşke birileri böyle bir afişe edip, böyle bir büyük büyük puntolarla yazıp Evet. Avrupa'ya gösterse böyle. Bizim yayıncılar bile onu, yani kim, Allah razı olsun, Okuyanus yayınladı mesela bu kitabı. Hiç kimse bilmez bile, bu kitabı açıp okumamıştır bile. Yiğidi, yiğidi vur hakkını ver derler. Değil mi? Benim tanıdığım Avrupalı, isim söylemeyeceğim. Çok tanınmışları var işlerinde. Bir tanesi çok tanınmış. Onların bunu bildiğini, özellikle çok büyük araştırmalar şeklinde, ya aslında bu buradan alınmadır falan şeklinde eser, genellikle eser vermek yerine vermedikleri ama bu bilginin bilgisine sahip olduklarını ve yeri geldikte söylediklerine şahit olmuştu Evvelallah vardı. yani. Aslında bu buradan esinlenmiştir. Zamanında şöyle bir sistem vardı. O sistem aynen buradan alınıp buraya konmuştur şeklinde söylenmiştir. Hocam bir de söylenen bir şey daha vardır tasavvufla çok yakından ilgili. Gül ve bülbül. Gül ve bülbül kavramı, demin siz gülü anlatırken o kadar güzeldi ki, gülün kendisi burada, endamı burada, kokusu da burada ama esas koku, esas endam başka bir yerde dediniz ya mesela. Bülbül de
o gülü görüyor ama aslında yok olan, daha orada olmayan, o asla erişemeyeceği koku ve şey için o feryadı yaptığını söyleyelim. Anne-Marie Schmidt'le bir yerde tanıştık. Karşı karşıya konuştuk. Sonra onun kitabında da, o sırada tabii değil, o sırada başka bir şey konuştuk ama sonra ben onun kitabını okurken onun bir şeyi vardır. Gülle bülbül donmuştur der. Allah Allah. Çok güzel. Bakın, deminden beri konuştuğumuz şey gül bülbül donmuş. Öyle diyorum Çok yani güzel. ben size kısaca. Çok güzel. Hocam peki Evet. bu şeye devam edecek misiniz? Başka bir şey soracağım. Yoksa bu hani yani işte bizim bu kabahatimiz bu kendi erenlerimize, alimlerimize, bilgelerimize bakmama kabahatimizden devam buyuracak mısınız yoksa başka bir şey soracağım? Yok işte gülle bülbül donmuş deyince belki. Bitirdi. Hocam bitirdi orada. Evet. Evet. Yani Allah ayıktırsın hepimizi. Ben sizi tenzih ederek kendi nefsim de dahil olmak üzere. Çünkü gerçekten Buyur hocam buyur benim de adamlarda kuş. hiç utanma yok. Hiç utanma yok. Yani o teorileri, o bilimsel keşifleri yaptık falan diye böyle kabarıyorlar hindi gibi. Ama öyle bir çalmışlar, öyle bir çalmışlar ki ya İmam-ı Gazali Hazretleri o El-Münküzü Mine't-Belal kitabını yazmış. Ben İmam-ı Gazali Hazretleri'ni bir dönem çok araştırıyordum. Bunu görünce hayretler içerisinde kaldım bu şimdi arz edeceğim bilgiyi. Yani bu El-Münküzü Mine't-Delal kitabı tasavvufla felsefecileri karşılaştırdığı meşhur kitabı. Bunu yazdıktan bir 40-50 yıl sonra Gazali Hazretleri'nin el yazması nüshasını lan ha ne zaman aşırdınız ya? Hangi araç çalmayı başardınız da Vatikan'a götürdünüz? Kardinaller Gazali'nin yazdığı el yazması nüshadan El-Münküzü Mine't-Delal'i okuyorlarmış. Şimdi böyle bir adamlarda bir aşırma hızı var. Acaba buna sadece aşırma mı Yoksa demeli biz mi çok gafiliz? yoksa bir yerde bilgi var, bir yerde hazine var, o hazineye Hocam şimdi biz sahip de olsak aynısını yaparız da biz akıf veririz, dipnot veririz. Yani ahlaki deriz ki olmayan şuradan aldık, buradan aldık. Adam yöntemler de buradan aldım, şuradan umarım aldım demiyor. Ben onu söylemeye demez. çalışıyorum. O Yoksa size doğru diyorsun. katılıyorum. Ha, O yani doğru. biz de gideriz o hazinenin Dedikleri ilmi zamanlar peşine de. vardı. Ama bak dedikleri zamanlar vardı. Yavaş yavaş makasla makas gitti. Ama esas biz kendi eğitimimizi düşünsek ya biz bunun arkasına koşup çünkü ara fazlar var. Yani bulunabilir yol bulunabilir. Sen kendin eğitiminde bütün bunları son derece güzel anlatırsın. Millette öyle bir tarih bilinci, öyle bir dünya kültür tarihi bilinci oluşur ki mesela. Evet. İşte aslında eksik olan şey belki de işin daha çok bu tarafı. Yoksa niye yaptılar? Yapılmış bir defa. Evet. Oradan başlamak. Yani Yapılmış işte artık. Oradan başlamak lazım. aynen doğru. Artık akıllı biraz daha akıllı olup Tabii. Yani birisi bir yerde bilgi var. Birisi onun peşine koşmuş. evet. Yani bilginin peşine koşan ahlaki olmayan yöntemler de kullanabilir. Kullanıyor. O tamam. Orada bir lafımız yok. O lafa. Ama sonuçta bilginin peşinden. Biz Evet. biraz Bilginin daha peşinden. bilginin peşinden koşmada geri kalmışız. Yani biraz bilgilerimizi çok Daha bir hevesle. Evet. İnşallah daha yakın yani önümüzdeki zamanlarda bu bilinç daha artacaktır. ben İşte eminim. mesela sizin bu akşam konuşmanız bile Evet. yani kim bilir Bu bu kadar tarihe kaç bir kişiye, kayıt. kaç genç akla Tarihe bir not. ilham vermiştir yani Estağfurullah. verecektir. Estağfurullah. Evet. Allah Şimdi razı hocam olsun. Çok güzel. evet Allah sizden de razı olsun hocam. Allah uzun ömür versin. Nefes kuvveti, güç kuvvet versin. Evet Sağlık, abi. sıhhat versin. Her daim bizimle olun. Bizleri Amin. aydınlatın. İlminizle, irfanınızla inşallah Allah Estağfurullah. başımızdan eksik etmesin. Şimdi Paylaşalım. ben son bir şöyle bir soru sorup hocam. Evet. Sonra sizi daha fazla yormayalım. Estağfurullah. Çünkü Tamam. bir saatimiz zaten teknik imkansızlıklardan ötürü gitti. Olsun. Bir saat 15 dakikadır da yayın yapıyoruz Ama sayenizde. güzel oldu. Allah razı Yayın çok olsun. güzel oldu. Evet, Evet. çok da güzel bir yayın oldu. Tadı da Çok damaklarında şükür. kalsın Allah razı olsun. kardeşlerin. Son bir soru sorayım. Onunla da yayınımızı bitirelim. Ama inşallah ilk fırsatta bunu telafi edecek bir yayın daha. Gönlünüzden. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Ricamız, niyazımız olur en fazla.
Yaparız inşallah hocam tekrardan haberleşip. Sorum şu. Şimdi Kenan Rıfai Hazretleri o gün validemiz de yayında anlattı. Bendeniz de sormuştum. İşte o Nülüfer Çayı'nın orada bir nutku şerif okuyor. Kemanla da onu meşkediyor. O sırada Kenan bir cilvene verir bu teni derken Nülüfer Çayı taşmaya başlıyor. Şimdi ben tabii o olayı anlatın demeyeceğim de oradan bir yere bağlayıp bir soru soracağım. Bu burada cebimizde dursun. Bir de hocam bunu bir yere bağlayacağım. Aynen Aynel Kudet Hamedani Hazretleri var. Galiba İbni Arabi Efendimiz'den önce yaşıyor. Hatta Mahmud Erol Kılıç hocamız bu İbn Arabi'ye giriş kitabında Aynel Kudet Hamedani Hazretlerinden de bahseder. Şimdi sorum şu. Aynel Kudet Hamedani Hazretleri Hakikati Muhammediye'den bahseden neredeyse ilk zatlardan biriymiş. Ve bu Allah-u Teala Hazretleri diğer varlıkları ondan yarattı dediği için mübarek şehit olmuş. Anladığımız kadarıyla. Şimdi sorum da şu hocam. Aslında bugün bu bütün gece konuştuğumuz mevzu Aynel Kudet Hamedani Hazretleri bunun için canını ortaya koymuş. Bu hakikati haykırmış ve canını ortaya koymuş, şehit olmuş. Kenan Rıfai Hazretleri de Kenan bir cilvene verir bu teni demiş ve Nülüfer Çayı taşmış. Bunların hepsi aynı şeyler. Yani şunu diyeceğim hocam. Aslında bu iki olay da vahdedi vücudun anlatımı değil mi hocam? Özet olarak bu iki olayda. Aynel Kudat yani şu an çok yanlış olmasın ama zannederim işrakilerden yani nur bir bu şeyler Sühreverdi Hazretleri evet. Başını veren ama şey Sühreverdi nedir o maktul Sühreverdi. İki tane Sühreverdi var. Biri Sühreverdi'nin evet, kurucusu. Biri de maktul Sühreverdi. Çok genç yaşında vefat ediyor. Onun yani şehit ediliyor. Onun şeyinden geliyor. Zannediyorum işrakiler yani ayrı bir yapı tasavvuf, felsefe kelam ve üçüncü bir şey daha var işrakiler dedikleri. Sırf sadece bir Allah'ın nurdan oluştuğu ve o nurdan geldiği. Yanlış hatırlamıyorsam eğer öyle bir farklı bir bakış açıları var. Biraz felsefe işin içerisine giriyor onlar da. Ama temel olarak hepsi birbirine çok benziyor. Dediğiniz gibi birbirlerine çok andırıyor. Şurada insanlar seviyeleri itibarıyla daha henüz o bilgiye alış şey değiller. Şimdi herkese seviyesinden anlatmak şey oluyor. Malum Mansur da başını verdiği zaman bizimkiler çok kızıyorlar. Bizimkilerle kastımız Ahmet Ali Rıfai Hazretleri bile biraz şey yapmış yani sen çok sırrı açığa çıkardın. Evet. Yani şimdi çok aşk olunca Hamedani muhteşem bir aşk. Aynel Kudat'ın şiirleri falan dile kafayı üşütür. Yani öyle bir aşk. Mevlana aşk ama o aşk o kadar taşıyor ki biraz işte fena sırasında söylenmeyecek şeyler ağızdan çıkıyor. Yani Beyazıt evet. Beste benim şeyim Allah'ın benim mızrağım Allah'ın mızrağının üzerindedir gibi bazı o fena sırasında söylenmiş bazı laflar var. O halk onu kaldıramıyor. Çok da normal. Yani çünkü Mansur da öldürülmeye gidildiği zaman yani şehit edildiği zaman aşkın şehidi diyoruz biz ona. Evet. Allah'a diyor ki Allah'a sesleniyor. Allah'ım diyor bu insanlar daha henüz alt seviyedeler ve seni sevdiklerin için beni öldürüyorlar. Ne olur onları affet diyor. Şimdi o üst seviyede tabii anlıyor. Çok güzel bir şey o. Aynel Kudat da aynısı. Şey, Nesimi de aynısı. Hepsi başını veren herkes hakkel yakin noktasına gelmiş. Yani zaten biliyorlar. Alttaki adam ilmel yakinde onu görüyor. Diyor ki ya bu adam ilmel yakinde. O da haklı kendine göre. O da senin için yapıyor. Allah'ım senin için. Onları da affet diyor. Dolayısıyla dediğim gibi onlar zevkle gidiyorlar Allah'larına ama bir sırrı ifşa işte bir Cüneyd-i Bağdadi. Biz tabii biraz daha Cüneyd-i Bağdadi ekolünden geldiğimiz için biz de aşktan öte bir parça daha hani böyle biraz saklayalım. Öyle çok açık açık her şeyi çok net bir şekilde söylememeye çalışalım. Cüneyd-i Bağdadi'nin ekolü biraz daha sah. Bunlara sekir sarhoşluk demek. Sahv da ayıklık demek.
Biz biraz da ayıklığı tercih ediyoruz. Onlar biraz da sarhoşluğu. Ama sarhoşluk sırasında ağızdan çıkan sonra geri alınamayabiliyor. İşte onun için Geri aynen, alınamıyor. yoksa aynel kudat da aynı şeyi söylüyor. Yani çok şeyiniz çok doğru. Bahsettiğiniz nokta kesinlikle çok doğru. Hepsi vahdeti vücudun bir parçası. Ama vahdeti vücudun bir insanda çıkarmış olduğu karşılık bazen Allah'ım diyor. Mesela benim annem bazen der ki Allah'ım, Allah senden razı olsun. Yani Allah'ım o kadar senden çok seviyorum. Allah senden razı olsun. Yani o aşk içerisinde bazen kelimeler çok farklı şekilde ortaya çıkıyor. Evet. O da seviyesi az O da olan tabii kendi insan. içinde manalı aslında sizin buyurduğunuz gibi. Kendi içinde Kendi manalı. içinde doğru. Nehir bile taşmış, baksana o bile kaldıramamış. Onun seviyesini aşmış yani o aşk. Yani. Evet. Evet, Evet. evet. Son cümlem benim. Ben soru sormayacağım. Mevlana çok şanslıymış bu konuda diyorum. Eyvallah. Evet. Çünkü ben Mesnevileri okuyunca vay canına, vay canına, vay canına dedim yani. Ben Bazı Deniz'de. Buyurun. Buyurun özür hocam. dilerim. Bazı şanslı haşa şanslı evliyalardayım. Allah o şekilde şey yapmış ama bazen bir hoca sadece bir öğrenciyi yetiştirmek için geliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hocası da aynı şekilde. Bir tek öğrencisi var. Başka hiçbir öğrencisi yok. Onlar biraz daha şanslı galiba şey diye düşünüyorum. Evet, Evet. evet. Onlarda bir şey var yani. Evet. Bir de Bu denk gelme olmuyor belki. nasip. Ortama denk gelme. Evet. Evet. Doğru. Bendeniz de şöyle bir mevzu anlatayım. Bu kadar hani aşktan, yanmaktan falan bahsettik ya. Şimdi bununla da arzu ederseniz kapatalım. Vakitte geç oldu. Sayın hocamız da yoruldu. Kıymetli kardeşler de yoruldular. Estağfurullah. Mevzu da ağır bir mevzu zaten. Bir de teknik Sorumuz gerçek imkansızlıklar nedeniyle bir sorumuz saat de boşa gerçek. gitti. İnşallah yeniden yayın yaparız Allah'ın izniyle. Ben de şu Baş. menkibeyi, estağfurullah hocam, ben de şu menkibeyi anlatayım ve huzurlarınızdan ayrılalım inşallah. Sultan II. Mahmut zamanıdır, kıymetli hocalarım ve kıymetli seyirciler. 1810 yılıdır Ruslarla bir harp ediliyordur. Ve Serdar-ı Ekrem ordunun başında büyük bir gayretle Ruslarla savaşıyordur ama Ruslara karşı yeniliyoruzdur. Ve Tuna Nehri boyunca da geri çekiliyoruzdur. Tam da bu noktada ordunun içerisinde bir ordu şeyhi var. Mevleviye'den yanlış hatırlamıyorsam ya Selim Dede ya İbrahim Dede isimli bir ya Manisa'dan ya Bursa'dan gelme bir zat-ı şerif var. Ordu şeyhi olarak tayin edilmiş. Yenilgi baş gösterince Serdar-ı Ekrem ordu komutanı Hazret'e gelmiş demiş ki Efendi Hazretleri demiş sizi buraya niye getirdik? Himmet zamanı şimdi değilse ne zaman demiş. O zaman derler ki o Hazret, o Mevlevi büyüğü dervişleriyle el ele tutuşmuşlar ve bir devrana başlamışlar. O sırada donmuş olan Tuna Nehri çözülmüş, Osmanlı ordusunu takip eden Rus askerleri suyun içinde boğulmuşlar ve harbi Osmanlı ordusu kazanmış. Şunun için arz ettim. Kaynakta diyor ki Nar-ı ismi Celal ile donmuş buz eridi diyor. Nar-ı ismi Celal ile yani o aşk ateşiyle Allah ismi şerifinin ateşiyle o buz eridi diyor. Cenab-ı Hak cümlemizin kalbindeki katılıkları o aşk ateşiyle gidersin Amin. inşallah. Amin. Kerim hocam dualarınıza muhtacız. Biz sizin Aydınlatmalarınıza her dualarınıza daim muhtaçız. muhtacız. Sağ olun Estağfurullah. hocam. Allah Çok razı sağ olsun. olun. Çok teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür güzel ederim. bir yayın oldu. Allah razı Kıymetli olsun. dostlar, Allah sizden de razı olsun. Bu yayınımızı Instagram duvarımda olacak. En yakın zamanda da Ömer Faruk İspir YouTube kanalıma da atacağım inşallah. Kerim hocamdan da zaten söz aldık. En kısa sürede yeni bir yayın yapacağız İnşallah. inşallah. Biz hocamla onu Başlayalım. haberleşiriz Allah'ın izniyle. Pazar günü de bir yayınımız olacak. Onun da ilanını hafta sonuna doğru açarım. Hocalarım Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi Hocam. bakın. Kıymetli Allah razı dostlar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Hayırlı.